2013 sezonu biliyorsunuz 31 Ağustos'ta sona erdi. 267 bin ton civarında bir ihracatımız oldu iç fındık olarak. Bu tabii bir yıl evveline göre düşük bir rakam. Bir yıl evvel 301 bin ton ihracat yapmıştık geçen sezonda. Bunun tabii en büyük sebebi yüksek fiyatlardan kaynaklanıyor. Bir de tabii rekoltenin 650 bin ton olması, bu arada rakiplerimizin fındık üretim miktarlarının fazla olmasından dolayı daha düşük fiyatlara bizden satmaları bir takım talebi onlara yönlendirdi ve ihracat yine de beklenenin üzerinde gerçekleşti diyebilirim. Türk ihracatçısı için yani daha fazla olması beklenirdi ama 267 bin ton da kötü bir rakam değil. Neredeyse 2 milyar dolara yakın bir döviz girdisi sağlandı. 1 milyar 980 milyon dolar gerçekten Türkiye ihracatı için, Türkiye için çok önemli bir rakam. Son yılların en yüksek ihracat rakamlarından birisi. Bence 2013 fındık sezonu başarılı geçmiştir diyebilirim. Bu arada görüyoruz ki rekolte kesinlikle 660 bin tonun üzerinde gerçekleşecek. Gerçekleşti de diyebiliriz. Gerçi bu konuda Fındık İhracatçılar Birliği'nin sayın başkanları ileride beyanatlar verecekler. Çünkü kesin rakamlar şu anda hesaplanıyor. Ama ben şu kadarını söyleyebilirim. Sezon başında bazı derneklerimizin, kuruluşlarımızın söyledikleri gibi 450-500 bin ton, 550 bin ton fındık maalesef rakamlar son derece havada çıktı. 650 bin tonu rekolte geçti. Yapılan 2013 rekoltesi olarak. Dolayısıyla bundan sonra bu arkadaşların ve kurumların rekolte tahminlerini, yaptıkları hataları bir gözden geçirmelerinde yarar var diye düşünüyorum. 4-5 seneyi değerlendirdiğimizde belirli pazarlarda bariz bir artış var. Mesela Çin pazarında artışımız var. Yani bu sevindirici bir şey ama tabii bunun sürekli kılınması için bir fiyat istikrarının temin edilmesi, aynı zamanda kalite yönünden kalite istikrarının temin edilmesi çok önem kazanıyor gelecek yıllar için. Yıllardan beri Avrupa'da en fazla fındık ithal eden ülke Almanya. Çünkü Almanya sadece bu fındığı kendisi kullanmıyor, aynı zamanda re-export yapıyor. Dolayısıyla yani Almanya ve İtalya özellikle fındık ithalatın bakımından Avrupa Birliği'ndeki ilk iki ülke konumunda ve bu genelde değişmiyor yıllara göre.